Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere 3000-4000 TL arasında tavsiye edebileceğim telefonları listeledim. Onun videosunu çekeceğim size. Bunu çekerken belli başlı kriterleri belirledim öncelikle. Android ekosisteminden cihazlar tavsiye edeceğim cihazların çoğu. Malum iOS'taki cihazlar bayağı pahalı. Yani asgari ücretin çok üstündeler. O yüzden tavsiye listemde değil bunlar tabii ki. Android ekosisteminde de ne kadar güncel telefon o kadar iyidir felsefesiyle hareket ettim. O yüzden 2020 veya 2021 çıkışlı cihazlar seçtim sizlere. Hızlı şarj desteği, parmak izi okuyucu, Super AMOLED ya da OLED ekranlı cihazlar tercihime girdi. Minimum 4000 mAh batarya seçtim. 5.7 inçten küçük olmamasına çalıştım ekranların ki çoğu 6.3 inç cihazların. Ve distribütör garantili seçtim ama bazı markalarda distribütör garantili olsa dahil cihazı kullandığınız şehirde değil de genelde İstanbul ya da Ankara'daki merkezlerine gönderiyorsunuz. O da bildiğiniz dahilinde olsun. 3000-4000 TL arası olunca 8 tane cihaz listesi yaptım sizlere. TLC 10 Plus, TLC 10 Pro, Oppo Reno 5 Lite, Realme 7 Pro, Redmi Note 10, Samsung Galaxy M31S, Samsung Galaxy A52 ve son olarak Redmi Note 10 Pro 8 GB RAM'li olan modeli. Bu 8 cihazın en üstünde Samsung Galaxy A52 ve Redmi Note 10 Pro var. Yani bu biraz tercih meselesi. Dediğim servis problemleri de bu iki cihazda var işte. Hani Samsung cihazı her şehirde götürebileceğiniz bir servisi mevcut. Ama Xiaomi Redmi serisini İstanbul'a göndermenizi istiyor. Yani distribütör garantilisini seçtiğim için 4000 lira zaten. Yoksa 3700 liraya kadar aynı cihazı bulmanız mümkün. Yani şu anda mesela ekranda Teknosa'nın kampanyasını da görebiliyorum. Ama işte siz bakarken o esnada kampanya olur mu bilmiyorum. Samsung Galaxy A52 de A72'den daha küçük ekranlı olmasından dolayı biraz daha avantajlı bir cihaz. Yani suya dayanıklılığı, işte video çekim modları, 6.5 inç ekranı ve ana kamerasının 64 megapiksel olması en büyük avantajı. Redmi Note 10 Pro'ya gelince 108 megapiksel bir kamera var telefonda. Yani kamerası mükemmel. Yani 64 megapiksellik bir sensör kullanıyor ama işte 108 megapiksellik fotoğraflar çekebiliyor yazılım desteğiyle. Snapdragon 732G işlemci var içinde. Yani oyun için üretilmiş bir işlemci. O yüzden performansını düşürmez yani. 5000 mAh'de bataryası mevcut Note 10 Pro'nun. A52'nin öne çıkan özelliklerine gelince 4500 mAh bataryası var. 15 watt hızlı şarj destekliyor. İşte 8 GB RAM, 128 GB hafızası var. Android 11 yazılımı bu arada. Ve ekran Super AMOLED. Ayrıca A52'yi diğer cihazın önüne geçiren, yani Redmi Note 10 Pro'nun önüne geçiren selfie kamerası. Ana kamerası 64 megapiksel olan cihazın ön kamerası 32 megapiksel. Redmi Note 10 Pro'da ise 16 megapiksel ön kamera. Sıradaki cihazımız Samsung Galaxy M31S. Üçüncü cihaz olarak bunu seçtim. 3700 TL bandında cihaz. Yani farklı fiyatları var da en düşük fiyatını söylüyorum şu anda. Samsung Türkiye garantili. En öne çıkan özelliği 6000 mAh bataryası olması ve hızlı şarj desteği mevcut cihazın. Diğer özelliklerine gelirsek 6.5 inç ekranı var. 128 GB depolama alanı ve 6 GB RAM'i mevcut. Cihazın kamera özelliklerine değinmeme gerek yok sanırım. Çünkü batarya için tercih edilecek bir cihaz. Ve toza, suya karşı dayanıklılığı mevcut değil. Bundan sonraki cihazımız Realme 7 Pro. 4500 mAh bir bataryası var cihazın. 6.4 inç büyüklüğünde. Süper Dash adı verdikleri hızlı bir şarj özelliği mevcut. 65 watt gücünde cihazı şarj ediyor. Yani 34 dakika gibi bir sürede bataryayı fullleyebiliyorsunuz. Hatta reklamlarında bazı YouTuber'ların paylaşımlarında şey vardı.
kahvenizi hazırlayana kadar bataryanız dolar gibisinden. Yanında kahve makinesi hediye ettiği dönemleri vardı cihazın. Bu fiyat aralığında olduğu için o yüzden bunu da tercih ettim. Hani kimisi çünkü telefonu batarya için alıyor, kimisi oyun performansı için alıyor, kimisi için önemli olan kamera. Hepsini bir arada değerlendirdim sizler için. Bunun haricinde bir sonraki modelimiz Redmi Note 10. Note 10 Pro'ya değinmiştik. Özellikleri biraz daha düşük. Zaten birçok segmenti var ama 3300 3500 TL'ye 4 GB RAM, 128 GB dahili depolaması olan modeli mevcut. Bunu da listemizin 4. cihazı olarak, 5. cihazı olarak ele aldık. Bir sonraki cihazımız Oppo Reno 5 Lite. Önce listeye 4'ü almıştım aslında ama arasında sadece 50 TL fark olduğu için sonra Oppo Reno 5 Lite'e ekledim. Cihazın öne çıkan özellikleri parmak izi okuyucu, 30 Watt hızlı şarj, 128 GB depolama alanı, 8 GB RAM ve 6.43 inç AMOLED bir ekran olması. Yani tek hat takabiliyorsunuz cihaza. Ana kamerası da 48 megapiksel. Bundan sonraki cihazımız TLC'nin 10 Pro modeli. Bu da distribütör garantisiyle 3300 TL'ye geliyor cihaz. Cihazın teknik özelliklerine gelecek olursak 6.47 inç bir ekranı var. 128 GB depolama, 6 GB bellek mevcut. 4500 mAh bataryası var cihazın ve 35 dakikada %50 dolum sunuyor sizlere. Hızlı şarj desteği de mevcut. Snapdragon 675 işlemci var içinde. İşte parmak izi okuyucusu var. Ana kamerası 64 megapiksel. Ekran gövde oranı da 89.2. 0.2 daha doğrusu. Öne çıkan özellikleri bunlar. TLC 10 Pro'ydu bu saydığım özelliklerin olduğu model. Bir de TLC 10 Plus 256 GB'lık bir modele ekledim. Son olarak. Cihazın distribütör garantili satış fiyatı 3000 TL. Yine 6.47 inç cihaz. 256 GB depolama alanı var. Bu ki depolamaya önem veriyorsanız sizin için gayet yeterli olur. Çünkü benim mesela şu anda telefonum 128 GB ve maksimum 2 GB falan boş yer var içinde. Yani o yüzden 256 GB'lık bir telefon kullanmanız sizi efsane rahatlatır. Özellikle mobil oyun oynamayı seviyorsanız mesela sonuçta bir oyun güncelleme ala ala yani 3 GB ise oyun 3-4 güncellemeden sonra 8-9 GB yer kaplamaya başlıyor. Yani fotoğraflarmış, oymuş, buymuş onları saymıyorum. Saymıyorum. İşte AMOLED ekranın olması şarj tüketimini de biraz düşürüyor Super AMOLED'in AMOLED'e kıyaslayınca. 8 çekirdekli bir işlemci var içinde. Yani TLC 10 Plus ile Pro arasındaki farklar genel olarak video çekim modları daha iyi TLC 10 Pro'nun. Plus'ta işte depolamayı arttırmışlar. 3000 TL'ye iyi bir şey. Ve 18 watt hızlı şarj mevcut cihazda. Ekstra değinmek istediğim bir şey yok. Sadece bir de işlemcisinde fark var. Snapdragon 675 kullanıyordu TLC Pro. TLC 10 Plus'ta Snapdragon 665 işlemci mevcut. Grafik yongası da Adreno 610. TLC 10 Pro'da 612 idi. Yani bunlar küçük farklılıklar ama dediğim gibi işte depolamaya daha çok önem veriyorsanız hani fotoğraf sizin için ikinci plandaysa TLC 10 Plus'ı tercih edersiniz. Eğer önceliğiniz fotoğrafsa, video çekimi ise TLC 10 Pro'yu tercih edersiniz. 8 tane bir telefon tavsiyesinde bulunduk sizlere. Dediğim gibi yani bu fiyat aralığında en iyi özelliklere sahip cihazları sunmaya çalıştım sizlere. Ben genel olarak Samsung cihaz tercih ediyorum. İşte çekim yaptığım telefonum olsun, tabletim, akıllı saatim vesaire. Ama işte dediğim gibi Oppo'yu tercih etmem. Mesela Realme'yi koydum listeye ama şüphe ederek alırım. Yani hani yakın fiyatlı hoşuma giden bir marka varsa önceliğim o olur her zaman. Çünkü bu arkadaşlar piyasaya girdi ama
piyasada ne kadar tutunacağı veya ne kadar talep gördüğünün kesin verileri elimizde yok. O yüzden genel geçerli firmaları daha çok tercih ediyorum. Yani Samsung kullanma sebebim de bu. Xiaomi ile arasındaki farka da gelecek olursak, videonun içinde de değindim ama örneğin Samsung yerine Xiaomi tercih etmememin sebeplerini de anlatayım sizlere. Yani Xiaomi'yi beğeniyorum. Özellikle Exynos işlemci yerine Snapdragon işlemci kullanması, amiral gemisi olsun, orta segmentte olsun, daha avantajlı, daha performanslı cihazlar olabilir ama şu faktör var içinde. Örneğin KVK servisine gideceksiniz. Xiaomi Mi serisini götürebiliyorsunuz KVK'ya. Hangi şehirde olduğunuzun herhangi bir önemi yok. Ama işte Redmi Note 10 aldınız veya Poco F3 aldınız. Bunları servise götüreceğiniz zaman size İstanbul ya da Ankara merkezli servislerine göndermenizi istiyorlar. Bu da bir dezavantaj yani. Çünkü bir telefonu şehir dışına gönderdiğiniz servisi gördü, geri aldı. Hani bir gün serviste kalsa bile kargolandı, kargodan geldi size diyene kadar 3-4 günlük bir süre geçecek. Ama şehirde aynı problem çözüleceği için bir gün içinde cihazınızı tekrar alabilirsiniz. Hani sonuçta artık hayatımızın büyük bir parçası bu cihazlar. Hani vazgeçilmezimiz diyebiliriz. Yani videomuzun sonuna geldik. Umarım faydalı olur. Cihaz alırken işinizi görebilecek bir video olmuştur diye tahmin ediyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı paylaşmayı, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Görüşürüz.